HG Haber YouTube kanalında 15 Temmuz 2020 günü yayınlanan habere Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık açıklama yaptı. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık'ın yaptığı yazılı açıklama aynen şöyle: 15 Temmuz hain darbe girişimiyle giriş yaptığınız, daha sonra belediye başkanlığımız tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım kolleriyle asfalt şantiyesi ihalelerini bağladığınız haberler tamamen asılsız ve gerçek dışı olup halkı yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır. 4 yıl önce milletimizin, özellikle de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içerisine sızmış devşirmelerin ayaklanması nedeniyle kahramanlık örneği gösteren aziz milletimiz, bu direnişe karşı unutulmaz bir mühür vurmuştur. Bu şehrin, bu ülkenin, bu milletin temsilcisi millet iradesiyle iş başına gelmektedir. O gün Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin seçilmiş hükümetin yanındayız, devletimizin yanındayız. Nerede, kim tarafından, hangi sebeple gelirse gelsin hiçbir kalkışmayı kabul etmiyoruz sözüyle başlayan milletimizin heyecanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın aziz milletimizi meydanlara davet etmesiyle şahlanmış ve direnişe bir daha cesaret edilemeyecek şekilde tarihe gömmüştür. Basının görevi asılsız iddialarla haber yapmak değil, iddia konusunu ilgili taraflara sorarak objektif bir şekilde kamuoyuna yansıtmaktır. Göreve geldiğimiz günden itibaren özellikle ihalelerde elektronik açık ihaleye geçilmiş ve belediye başkanımız tarafından yapılan bütün ihalelerimiz şeffaf bir şekilde bu kapsamda yapılmakta ve halkımızın emanet ettiği bu görevde hakkaniyet çerçevesinde çalışmalar yürütülmekte olup seçim beyannamemizde de bulunan açık kapı belediyecilik anlayışımızın gereği olarak vatandaşlarımız ile görüşülüp aydınlatılmaktadır. Siz basın mensuplarını da kapımızın her zaman açık olduğunu her ortamda da beyan etmekteyin. Bu ya da buna benzer aydınlatıcı hangi haberde belediyemize geldiniz de doğru bilgi almadınız? Bahse konu olan yardım gıda kolleri için ilgili müdürlüğümüz tarafından piyasa araştırması yapılarak ön teklif toplanmış ve ortalama bir koli maliyeti 138,90 TL olarak belirlenmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında e-ihale yöntemiyle ihale yapılarak belediyemizin iştiraki olan Simpaş AŞ ortalama fiyatın altında 129,63 TL teklifle ihaleyi almıştır. Vatandaşımızın bize güvenip teslim ettiği emanet para bugüne kadar en hassas şekilde değerlendirilmiş ve değerlendirilmeye devam edilmektedir. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza verilmek üzere satın alınan gıda kolleri üzerinden menfaat sağlamak isteyen hiç kimseye Kütahya Belediyesi izin vermez, vermemiş ve vermeyecektir. Bu konuda yapılan gerçek dışı haberler kasıtlı olduğu kadar düşündürücü olup kurumumuzu yıpratmaya yöneliktir. İkinci haber konusunda yer alan birkaç milyon fazla değer biçilmesine rağmen dışarıdan bir firmaya verildiği ve ortaklarından birinin Kütahya Belediyesi ile bağlantılı olduğu belirtilen asfalt şantiyesi ise meclis kararı alınarak ihaleye çıkılmıştır. Söz konusu ihale, İki yerel gazete ve basın ilan kurumu aracılığıyla bir yaygın süreli yayında ve EKAP'ta ilan ettirilmiş olup, ihaleye katılan firma haberde belirtildiği gibi yabancı firma değil. Kütahya'mızın firmalarından Heris Seramik ve Turizm Sanayi AŞ Takdir Komisyonu tarafından belirlenen 7.500.000 TL muhammen bedeli üzerinde KDV hariç 8.260.000 TL vererek ihaleyi kazanmıştır. Aynı tarihlerde Asfalt Serim ihalesi de gerçekleştirilmiş olup, Kütahya Belediyesi sınırları içerisinde idare malı ile asfalt söküm, üretim ve serimi ile silindirle sıkıştırılmış beton yol yapım işi için e-ihale yapılarak ihale komisyonu 06.07.2020 tarihinde toplanıp ihalenin uygun olduğu ve uygun sürelerde yayınlandığı, elektronik tekliflerin açılış saatinden teklifler açılmış ve açılmayan e-teklif olmamıştır. Daha sonra isteklerin yeterlik bilgileri tabloları ve e-teklif mektuplarının uygunluğu incelenmiş, teklif mektubu açma belge kontrol tutanağı doldurulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ihalenin en avantajlı ve tek katılımcısı firmadan beyan edilen yeterlik bilgileri tablosunu tefsik eden evrakların ulaştırılması için tebligat yapılmıştır.
İhalenin değerlendirme sürecinde asfalt kaplama imalatları yapılması, planlanan bölgelerde su ve kanalizasyon ile yağmur suyu hatlarının yenilenmesi çalışması yapılacağının öğrenilmesi sonucunda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün bu kapsamda ihale işlemleri yapması ile elektronik haberleşme, altyapı yenileme çalışmalarındaki taleplerin artarak bu bölgelerdeki altyapı çalışmalarının devam edecek olmasından, asfalt kaplama imalatının da altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasına müteakip yapılması gerektiğinden İdari Şartname'nin 34. maddesi ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği'nin 65. maddesi gereğince tüm teklifler iptal edilerek ihalenin iptaline karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen konuların doğruluğu ile ilgili haberlerin yapılarak kamuoyunun doğru ve aydınlatıcı bir şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir.